Ben Fahrettin Tuncel, Sebahat Tuncel'in babası, Erdal Tuncel'in babası. 14 Aralık'ta özellikle Erdal'ın tahliye günüydü. Tahliyeden önce de aynı zamanda Sebahat'ın görüşü vardı. Burada giderken Sebahat'ın görüşüne gittik Ankara'da. Oradan da gidip Erdal'ı almayı hevesinden yola çıktık. Böyle gittik Ankara'ya gittik. Sebahat'la görüştük. Sebahat'la görüşürken de cezaevindeki bir sürü sıkıntı, problemlerden bahsetti. Özellikle mesela orada doğru dürüst televizyon izletmediklerini, Halk TV'nin bile yasak olduğunu, Meclis TV'nin yasak olduğunu, meclisteki siyasetçi olduğu için siyasi şeylerin gelişimini falan merak ediyoruz dedi. 41 sefer dilekçe vermişim dedi. Ve bu dilekçeler neticesinde daha henüz bize doğru dürüst bir cevap verilmemiş. Meclis TV'yi izlememize olanak sağlanmamış. Yani bu tip taciz etme politikaları sanki devam ediyor. Orada o cezaevinin bir sürü sıkıntıları falan anlatıldı. Oradan ben çıktım, yine de umutla, bir heyecanla gittik. Erdal'ın bu 3. kez ertelenmişti. Bu 4 olacaktı. 4 tabii aklımızda geçmiyordu. Daha önce 3 kez ertelenmiş olduğu için bu 4. kez mutlaka bırakılacak diye gittik. Yolda giderken telefon ettim. Negatif dediler, olumsuz. Gittik cezaevinin kapısında bekledik. Telefonlarımıza cevap vermediler. Nasıl olduğunu da bilmiyoruz. 2 tane tahliye var dediler. Gece saat 8-9'a kadar cezaevinde bekledik. Bari dedik tahliye olanları hem sorarız durumunu veyahut da kimlerdir. Ya olabilir tabii, yani Erdal da olabilir. O umutla bekledik falan. Sonra oradaki jandarmalar, burada herhangi bir tahliye yok, gelen giden olmadı. Görüş günüydü. 2. günü otelde kaldık. Saat 3.30'a kadar bekledik. Çünkü görüşü 3.30'tu. 3.30'da biz görüşe gittiğimizde içeride yine eskisi gibi Erdal'a herhangi bir şey söylenmemişti. Erdal umutla bekliyordu. Normal tahliyesi son günüydü. Değerlendirme, kimi demiş değerlendirme yapılmadı, kurul toplanmadı. Kimi ocağa ertelendi. Ama benim telefonla görüştüğüm, orada sonradan biraz sıkıştırdım. O bana 3 ay daha ertelendiğini ve aynı eski gerekçeler. Eski gerekçeler de bilinen gerekçeler. Suyu çok tüketti, elektriği çok tüketti. Arkadaşlarından hayrı kalmadı. Zaten o gerekçeler elimizde mevcut. Sürekli Anayasa Mahkemesi'ne onunla ilgili itirazda da bulunuyoruz. Ve bu şekilde tekrar geldim. Yani ondan sonra orada anlatılanlara baktım. Erdal'ın yanında aynı zamanda 2 kişi daha aynı gün tahliye olması gerekiyordu. Ve bunların da aynı gün tahliye olması gerekirdi. Yani biz belki dedik bunlardan birileri tahliye olmuştur ümidiyle. Gece saat 9'a kadar cezaevinin önünde bekledik. Fakat tahliye yoktu. Ama içeride gördüğüm manzara gerçekten korkunç diyelim. Çünkü niye? Yani bir psikolojik baskı yapılıyor bunlara karşı özellikle. Çünkü ben sordum Erdal'a tekrardan, ya herhangi bu süre içerisinde bir disiplin cezası falan aldınız mı? Bir eylemlik falan dedi. Yok, bugüne kadar herhangi bir 2-3 yıldır herhangi bir disiplin cezam da yok. Bu son dönemlerde bir disiplin cezası, bir uyarı falan da almadık dedi bu konuyla ilgili. Ama yapılan gerçekten taciz, ümit kırma ve son dönemlerde intiharların, anlıyorum ki çoğu bu nedenle, gençlere orada psikolojik baskı yapılarak, özellikle tacizde bulunarak, bu psikolojik baskıda ümitsizlik yaratılarak gençleri bir çıkmaza, o arada disiplinsizliğe falan sevk edilerek, yani bu ölümlerin hiçbir tanesi bence doğal değil. Çünkü ben bizzat oradaki psikolojik havayı gördüm. O psikolojilerini nasıl bozuyorlar, o mahkumların ne duruma düştüğü. Çünkü herhangi bir neden olsa insan kendisini teselli eder. Der ki ya ben bu suçu, bu eylemi, bu şeyi yaptım ama onun karşılığında da bu cezayı aldım. Ve bu bir teselli kaynağıdır. Ama hiçbir şey yapmadan, hiçbir yönetimin veyahut da o idarenin herhangi bir olumsuz bir kararı olmadan ve ona rağmen ümitle bekleyip günü geldiğinde tahliye gelip de tahliye etmemelerinin bir tek nedeni olabilir. Yani bu gençler üzerine psikolojik baskı yapıp morallerini bozmak, yani ümitsizliğe itip, bu ümitsizliğe itenlerde etkilenen çocukların birçoğu, yani bu 60-70 kişiden bahsediliyor. Bu ölümler benim görebildiğim kadarıyla hiç normal bir ölüm değil. Çünkü böyle bir politika olamaz. Böyle bir şey olamaz yani. Oradaki o psikolojiyi gördüğü zaman insan dayanamıyor. Yani diyor benim yaptığım bir şey yok ama ben içerideyim. Yetkililere soruyorsun, sorumlulara soruyorsun. Ya bu bizim işimiz değil. Cevap alamıyorsun. Yani sanki böyle Hitler kampı gibi bir kampa dönüşmüş.